Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. The Bonfire isimli yeni bir indie oyunla sizlerin karşısındayım. Bu bağımsız yapım güzel oyundaki görüyorsunuz grafikleri falan hani pastelimsi bir çizime sahip ama bu pastelimsi çizim bile onda çok güzel oturmuş. Grafikleri bana göre şahane, güzel ötüştü kuş kardeş. Grafikleri bana göre şahane, oynanışı da yani öyle böyle güzel bir bağımsız yapım oyun konusu ne derseniz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Asya mitolojisini konu alıyor sanırsam. Bir tanrının uykusundan uyanışını ve bu uyanışla beraber insanlığa karşı bir savaş haline gireceğinden bahsediyor. Ve biz bu savaşı önleyebilmek için bir titan bulmalıyız. Titan güçlerine kavuşmalıyız. Bu titan güçlerine kavuşabilmek için öncelikle bir ateş yakıp köy kuruyoruz. Etrafımızda insanlar toplanıyor. O insanlarla beraber kendimizi geliştirip doğadaki vahşi yaratıkların akınına karşı hayatta kalmaya çalışıyoruz. Akabinde hikaye bu şekilde devam ediyor ve sonu ne oluyor bilmiyorum çünkü hiç sonuna kadar ilerleyemedim. Dilerseniz yeni oyunu başlatalım. Hem de hikayeyi siz de kendi gözlerinizle görmüş olursunuz. Gerçi bir cutscene yok. Yani metinsel anlatıma sahip hikaye ama beğeneceğinizi umuyorum. Normal modda oyunumuza başlayalım. Bu arada video hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Biz bir gezginiz. Ve birazdan hikayeyi anlatmaya başlayacak ama yazıları görebilmek için şu dağı geçmesini bekleyeceğiz. Büyük yıldız düştüğü zaman deniz yükselecek ve uyuyan tanrı uyanacak. Onu sadece antik titan defedebilir ve geldiği yere gönderebilir. Döndürebilir işte aynı şey. Bir yer bul ve ateş yak. Kayıp ruhları işaret edecektir. Antiklerin hikmetini ara ve böylece titanların gücünü kazanacaksın. Bu arada kayıp ruhlar dediği köylüler. Yani bizim bulunduğumuz bölgede belli bir zaten Asya mitolojisine ait olduğu belli oluyordur çizimlerden. Bizim bulunduğumuz bölgede hani belli bir popülasyona bağlı olmayan insanlar var. Ateş yaktığımız zaman o insanlar ateşi görecekler ve ateşe doğru ilerleyecekler. Işığı gören geliyor mantığı. Niye ben de bilmiyorum ama. Ateşe doğru ilerleyecekler ve onları da kendi grubumuza katmaya çalışacağız. Su arıyorum ama çevremde suyum burada. Oyunumuz bir mobil oyun benzeri yapıya sahip ama kesinlikle mobil oyun değil. Steam'de bulunuyor ve fiyatından tam haberdar değilim. 18 TL falan olması lazım. 18 ya da 24 TL. Aksiyon paneli var burada görmüş olduğunuz gibi. Aksiyon panelinden yapacağı görevleri seçebiliyoruz. Şu an için yapabileceğimiz tek şey odun toplamak. Belli bir miktar odun topladıktan sonra kamp ateşi yakacağız ve akabinde diğer insanlar gelmeye başlayacak. Onlarla beraber odun toplayıp bir çiftlik kurmaya çalışacağız. Ki bu çiftlikten yemek elde edebilelim, insanlarımızı besleyebilelim. Ateş kilometrelerce öteden gözükecek diyor. Oo, ben bir şeyi unuttum. Ramazan ayına çok yakınız. Benim bu videoları bir an önce paslamam lazım. Çünkü Ramazan'da insanlar oruçken videoda lıkır lıkır su içmek hiç hoş karşılanmayacaktır elbette. Ya etik olarak yanlış bir şey çünkü. De Ramazan'a denk getirmemeye çalışacağım videoyu. Şu an gerçi tarihimiz ne bir saniye bir ona bakayım da. Göremiyorum altta batacağım. Şu an 11 Mayıs'tayız ama. Tok Atik iyi dinlenmiş. Tamam gel sen odun topla bizle beraber. Tok Cesur iyi dinlenmiş. Bu cesur olanı ileride savaşçıya çeviririz. Çünkü birden fazla insan tiplemesi var. Yani sadece insanları oduncu olarak kullanmıyorsun. Misal atik olanlar çok hızlı gidip gelip kaynak topluyorlar. İlerleyen zamanda bir çiftlik açıldığında bu atik olanı ben çiftlikte yemek toplamaya gönderebilirim. Çünkü çiftlikten hızlı hızlı yemek getirecektir. Ve bizim bir şekilde karnımızı doyurmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için çiftlik inşa edeceğiz. Birazdan 10 oduna ulaşmış oluruz. Hemen çiftliği inşa edelim. İnşa ettiğimiz her bina bize yeni bir iş alanı sağlıyor diyebilirim. Bu arada işçilerden atik olanını çiftçi yapıyorum ve ben odun toplamaya devam ediyorum. Atik olan bize yemek getirmeye devam etsin. Gece olduğu zaman ilk geceyi ben kendim savunarak geçiriyorum ki zaten öyle de yapmak durumundayız. Herhangi bir şekilde ilk gün craft yapamıyoruz. Gece olduğu zaman işçileriniz binaya çekiliyorlar ve siz dışarıda tek başınıza kalıyorsunuz. Bu tek kalmaya akabinen
yaratıklar saldırıyor ve o yaratıklardan gelen saldırıyı defanslamaya çalışıyorsunuz. Yemek toparlayalım. Odun ihtiyacını bir şekilde karşılarız ama yemek birikmesi önemli. Şu an elimde hiçbir yemeğim yok. Ve çiftçimin karnı tok, oduncumun karnı tok. Çok güzel. Kurt akını gelene kadar biz burada yemek toparlayıp birazcık yemek miktarımızı arttırmaya çalışacağız. Üretim paneli açıldı. Bu üretim paneli ilerleyen zamanlarda genişliyor. Atölyeyi inşa ettikten sonra bu üretim panelinde mızrak ve el arabası üretme seçeneği oluyor. El arabasıyla beraber oyunun işleyişi hızlanıyor. Şu an görüyorsunuz bir bir kaynak taşıyorum. Ama el arabası ürettiğim vakit artık kaynakları beşli beşli taşımaya başlayacağım ki bir anda beşer beşer odun gelmesi, beşer beşer yemek gelmesi köyü hızlı bir şekilde kalkındıracak. Ama bunda da şey mantığı var böyle. Nasıl diyeyim, bazı oyunlarda dalga mantığı vardır ya böyle. Her gece gelen düşman sayısı artar ya da düşmanın çeşitliliği, düşmanın gücü artar. Bunda da o şekilde. İlk gece bize sadece bir tane kurt saldıracak. Ama ilerleyen gecelerde üzerimize gelen düşmanların boyutu, gücü, bunların hepsi artacak yavaş yavaş. Bakın sesi duydunuz. Birazdan şu köprünün oralardan bir adet kurt gelecek ve biz kurtla savaşmak durumunda kalacağız. Çiftliğe vermiyorum elemanı. Kurt gelecek çünkü birazdan. Kurt gelmişken çiftlikte yakalanmak istemiyorum. Hemen hızlı hızlı saldırı seçeneğine tıklayarak kurtu indirmeye çalışacağım. Dövüş mekanikleri de gördüğünüz gibi 10 numara. Saldırgan bir canavar kanlı bir savaşta öldürüldü. Derisini yüz. Evet, bazen deri geliyor, bazen yemek geliyor. Karakterimizin gün geçtikçe kendi sağlığı ve canı dolacaktır. Zaten ilerleyen günlerde şimdi bize gelen şu cesur oduncu var ya. Ha işte ben o cesur oduncuyu şey yapacağım. Korumaya çevireceğim zaten. Çünkü köyün etrafına meşaleli korumalar dikiyorsunuz. Ellerine de mızrak verdiğiniz zaman gayet verimli bir şekilde bu kurtlarla savaşabiliyorlar. Gelecek gün iki kurt gelecek. Muhtemelen ben bir tane meşaleli adamım ve kendim o iki kurtu indirebilirim diye düşünüyorum. Her gün elimde bulunan koruma sayısını arttırmaya çalışacağım. Bu arada çok güzel yemek depoladık. Yeterince yemek depolamadın mı? Niye oduna gitmiyorsun? Oduna gitmiyorum çünkü bugün içerisinde bir etkinlik gerçekleşecek ve gerçekleşecek olan etkinlikte bir tane adam el arabasıyla gelip aç olduğunu ve ailesine yardım etmemizi isteyecek. Biz bu adama yemek verdiğimiz zaman bize el arabasını verecek ve el arabasıyla beraber artık muazzam miktarda odun ya da yemek, artık hangisini arzu edersek onu taşımaya başlayacağız. Bu yüzden bir miktar yemek depolamak önemli. Bakın eleman el arabasıyla geliyor zaten. Ama ben kendi karakterimi artık odun toplamaya veriyorum çünkü 17 birim yemek yeterli gelecektir. Boş bir el arabasını iten cılız bir adam gelir. Odunumu bırakayım da kardeş. Yabancı ile konuş. Cılız adam günlerdir bir şey yemediğini ve ailesinin aç olduğunu söyler. Yemek ver. Adam el arabasını bırakarak ailesini aramaya gider. Yemek verdik. Adam karşılığında bize el arabası verdi. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bu el arabasını tarım işlerinde kullanacağız. Tarım işlerinde ya da normal diğer işlerde. Ama ve lakin ki şu an el arabasını şuradaki elemana vermek istemiyorum. Çünkü bu arkadaşı ben savaşçı olarak geliştireceğim. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Bak. Bu oduncu arkadaşı yemeğe veririz. Yemekteki atik arkadaşı oduna veririz. Ve bu oduncu arkadaşımızın eline el arabasını veririz. Hem hızlıca gelip gidiyor, hem el arabasıyla fazla fazla yük taşıyacak. Bu sayede bize çok daha fazla odun kazandırmış olacak. Bu arada şu an yavaş çalışmalarının sebebi fırtına. Oyunda hava olayları olduğu zaman fırtınadır, şudur, budur. İşçileriniz normalinden daha yavaş çalışıyorlar. Fırtına dinene kadar daha yavaş çalışacaklar. Ama ve lakin ben birazdan atölyeyi inşa etmiş olurum. İşçiler geceleri korunmak için meşale kullanırlar, biliyorum. Atölyeyi inşa ettiğimde zaten bugün grubuma yeni insanlar katılacaktır. Bu yeni insanlar grubuma katıldıklarında onlara bu mekan sayesinde mızrak da üretebileceğim, el arabası da üretebileceğim. Zaten el arabası falan ürettik mi işimiz daha da tamamlanacak efendim. Odun toplamaya devam. 14 yemek bizi idare eder. Bakın
Yeni yeni insanlar geliyorlar. 100 odun toplayıp tahta köprü inşa etmem gerekiyor. Hay hay, hemen bir tahta mızrak yapalım. Şimdi çiftlikte çalışan kardeş, sen artık korumasın, tamam mı? Gezgin kardeş, güçlü, iyi dinlenmiş, günlerdir bir şey yememiş. Sen yemekte çalışacaksın. Koruma kardeş, eline al mızrağı. Sen elindeki mızrakla beraber köyü savunacaksın. Üretimden bir şeyler üretebilirsin diyor da şu an üretmeyeceğim ya da odun toplamaktan vazgeçtim. Çiftlikte çalışır mısın? Teşekkür ederim. İkisine birden aynı anda tıkladığım için başıma ne geleceğini bilmiyorum ama çiftlikte çalış, bir miktar et getir bize. Ete ihtiyacımız olacak çünkü. Normalde çok daha fazla işçi gelmesi gerekiyordu. Şu an gelen işçinin sayısı niye az, inanın eğer bilmiyorum. Yani işçi sayısının az olması açıkçası benim pek işime sinmiyor ama yemek toplamaya devam et kardeş. Bir 5-10 odun daha toparlayıp el arabası yapabilirsem, ki benim 100 odun toplayana kadar mızrakçı sayımı falan da arttırmam gerekiyor. Umarım işinden çabucak çıkarsın çünkü bir tane meşaleli ve mızraklı adam burayı tutamayabilir. Ya bizim de desteğimize ihtiyacı olacaktır diye tahmin ediyorum. Bekleyeceğim çünkü birazdan kurtlar gelecek. Bakın bu sefer sayıları bir hayli fazla. Mızraklı adamımızla beraber bunların icabına bakarız. Sıkıntı yok. Şey verdi, bir tane deri verdi bana. İki tane deri verdi, süper. Çiftlikte çalışmaya devam edebiliriz. Aslında çiftlikte çalışmaktan ziyade odunda çalışmak daha önemli ama odun bir miktar daha uzak olduğu için ben ana adamımı çiftlikte çalışmaya yollamayı tercih ediyorum. Hatta şöyle bir şey yapalım. İşçilerden şu çiftçi olan arkadaşı da ben oduna vereyim. Çiftliği sadece kendim tek başına yöneteyim, tek başına idare etmeye çalışayım. Çünkü belli bir miktar depolanmış yemeğim de var. Bu depolanmış yemek de beni idare edecektir. Bu arada babuşlar, bunu bir pilot bölüm olarak sayabilirsiniz. Eğer oyun hoşunuza giderse ben devam etmek isterim. Sonucunu, ucunu, bucağını da merak ediyorum açıkçası. Sizlerin beğenileriyle bunun bir seri olup olmayacağına karar verebiliriz. Köylüler yorgun yatağına gitti. Korumalar gündüzleri uyur, geceleri çalışır. Onların olayı bu. Korumaların olayı bu. Normal işçiler de hani sabah çalışıyorlar, geceleri uyuyorlar. Kardeş, bir el arabası üretir misin? Teşekkürler. Hemen işçilerden diğer oduncu Sumi kardeşe el arabasını ver. Biz de çiftlikte çalışıp et getirmeye devam edelim. Artık el arabasıyla, niye bir tane odun getirdi bilmiyorum ama artık el arabasıyla odun getirmeye devam edecekler. Onar 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 odun getirecekler. Yani bunların her bir gelişi bize 10 odun verecek. Yani muhtemelen bir oyun günüyle 1-2 güne şey yapmış oluruz. Da bana birazcık daha işçi versen oyun. Ben bunu kendim oynadığımda benim şu tarihte 5-6 tane işçim vardı ve her şeyi çok rahat halledebiliyordum. Şu an bana birazcık daha az işçi verdi. Bu aslında olayların random geliştiğini gösterir. Yani oyunun oynanabilirliğini arttırabilen bir unsur bence. Ha, bak. 5 tane işçi, işte bundan bahsediyordum ya. Merhabalar, merhabalar. Çalışkan. Çalışkan arkadaşı yemeğe alıyorum. Sevgili gezgin arkadaş, güçlü ve iyi dinlenmiş. Seni odunu alıyorum. Üretimden hemen 2 tane el arabası istiyorum. Bu el arabasından birini çiftçi kardeşe veriyorum. El arabasından diğerini de oduncu kardeşe vereceğim. Ama sanki şu güçlü olan arkadaşı alıp acaba diyorum, iş değiştireceksin sen kardeş. Güçlü olan arkadaşı alıp meşale falan üretip şeye mi versem? Meşale, tahta, mızrak. El arabası dursun envanterimde, önemli değil. Oduncu arkadaşı korumaya vermeliyim bence ya. Kardeş, iş değiştir, koruma. Biraderim, şuradan bir tahta mızrak da taşı. El arabamız garanti oldu en azından. O şekilde düşünelim. Yemeği de artık el arabasıyla taşıyor. 5-5 yemek de geliyor. Zaten 10-10 odun da gelecek. Gelecek güne biz muhtemelen şeyi tamamlamış oluruz. Yemek yapan erken mi girip uyudu eve acaba? Ben mi yanlış gördüm? El arabam var yedekte. El arabası üretmeme de gerek kalmayacak.
Ha, hala çalışmaya devam ediyorlar. Çok ilginç. Ben de yemek toplamaya devam edeyim. İşçilerim, şeylerim uyandı. Adamlarım uyandı. Bu adamların canı recovery'lenmiyor mu peki? Ya ben bizimkilerin canının recovery'lenmesini istiyorum ama. Yani elemanlarımın canı recovery'lenmeyecekse, can değerlere geri dolmayacaksa nasıl yapacağız kardeş? 30 yemeğim ve 60 odunum var. Gayet iyi. 100 odunu yaptığımda tahta köprünün yapımını açabileceğim ki tahta köprüyü yapmak önemli. Oyunun ilerleyişi açısından yani diğer şeyleri yapabilmek açısından tahta köprüyü yapmak önemli. Kardeş köprünün çok ilerisine geçme. Birazcık acıkmış, cesur, güçlü, yorgun, iyi dinlenmiş. Sabaha bunlar şey olur ya. Yani ikisi de rayına oturur. Bir tane korumayla bugünü atlatabileceğimi düşünmediğimden iki tane koruma yapmaya karar verdim. Çünkü bugün muhtemelen 3 tane kurt gelecek. Eğer koruma yapmayı ihmal ederseniz köy babalara geliyor ve ölümler yaşıyorsunuz ki görüyorsunuz günde maksimum 2 işçi alabiliyorum ve bu 2 işçinin birini ölüme terk edersem sürekli ölümler gerçekleşirse haliyle bizim için iyi olmaz. Duydunuz hırlamayı ve birazdan muhtemelen kurt kardeşler akın edecekler. Bir an evvel köprüyü yapıp oraya geçmeliyim ki çünkü oralarda başka materyaller de var. Bu muydu? Ben daha farklı hayal etmiştim. Allah Allah, bir tane adam yeterli gelecekmiş demek ki. Vay anasını vay. Kardeş bir şey diyeceğim. Çiftçim, ablam. Sen artık oduncu ol be. Sen artık oduncu ol ya. Hepiniz odunda çalışın. Ben yemeği tek başıma kelilerim. Şuna baksana. Zaten 30-40 birim yemek var. 5 tane işçim var. Bir tane de ben varım. 6. Günlük 6 birim yemek tüketiliyor. Günlük 6 birim yemek tüketmekten bir sıkıntı çıkmaz zaten. 6 birim yemeği biz hayli hayli karşılarız yani. Herhangi bir problem yaşanmaz diye tahmin ediyorum en azından. Kardeş sen yemek getirmeye devam et. Bu arkadaşların hepsi şu an işçilerde bulunan oduncuların hepsi gidecekler tek seferde 15-15 odun getirmeye devam edecekler ama bu fırtınayı verme işte fırtınayı verme ki yorgun köylüler yataklarına gitti. Yorgun bitkin. Oduncuların alemde iyi dinlenmiş iyi dinlenmiş tok 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 güzel. Çiftlikte çalışıp ben onlara zaten et getirmeye devam ediyorum. Ama hafif bir fırtına var. Bu fırtına sebebiyle şey yapamıyorum şu anda. İşçilerim hızlı çalışmıyorlar. Ama olsun. Var olan hız da bizim için yeterli zaten. Bugün içerisinde tahta köprüyü yapacak materyale ulaşabilirsek ne mutlu bize. Şu an 75. 80 adet odun toparladık bile. 80 odun. Gayet güzel bir rakam. Muhtemelen bunların birkaç gelişine daha 100 odunu toparlamış oluruz. O 100 odunla da köprüyü inşa eder. Bugün yeni materyallerin yapımına geçeriz. Çünkü bir an evvel demire falan geçmem gerekiyor ki hani tahta mızrakla bir yere kadar. Hıtıtı tahta mızrak bir yere kadar babacım. Senin yapman gereken şey bir an evvel demire geçeceksin. Böyle kılıç mılıç kalkan falan anladın? Şekillü şüküllü zırhlar falan böyle. Zırh mırh yapacaksın bak burada zırh var görüyor musun? Adamlara adam akıllı zırh falan yapacaksın ki babalara gelmeyesin ileride. Şimdi çiftlikte çalışmayı bırak. Önce bir odundan köprümüzü bir tamamla bakalım. Köprünün nasıl gözükeceğini merak ediyorum açıkçası. Güzel güzel. Bak köprüyü açtık. Köprüyü aşmamızla beraber demir madeni ve orman tarafı için kulübe inşa edebilme yeteneğimiz açıldı. 2 adet de yeni arkadaş geliyor gruba. Gayet güzel. Gayet güzel. Bir tane daha el arabası yapalım. Bu arkadaşları komple işçi yapacağım zaten muhtemelen. Demir madenini mi inşa etsem önce yoksa orman tarafındaki kulübeyi mi inşa etsem onu bilemedim ama muhtemelen ilk önce orman tarafındaki kulübeyi inşa edeceğim ya da demir atölyesini inşa edeyim. Gezgin kardeş. Atik iyi dinlenmiş günlerdir bir şey yememiş. Kanka sen çiftçi ol tamam mı? Atiksin madem bir tane atik çiftçimiz olsun el arabasıyla taşıyabildiğini taşı. Yeni bir gezginimiz daha var. Kanka sen gel sen oduncu ol tamam mı? Gel buradan al el arabasını tamamdır. Tamamsın bak hepinize el arabası da verdik.
Tatlı tatlı çalışıyorsunuz, mükemmel. Oo güzel güzel, bak benim dinlenen elemanlarımın yemeği de yerine gelmiş. Sen yemek toplamaya devam et. Odunlar da toplanmış. 4 adam odunda çalışıyor şimdi. 4 adamın odunda çalışması demek bize gelecek günlük, yani tek turda 20 birim odun demek. Tek turda 20 birim odunla yapamayacağımız şey yok. Ama açıkçası ben biraz tırsıyorum. Geçen gün sayıları az geldi ama bu sefer fazla gelebilirler. Düşman sayısı fazla olabilir. Acaba adamlardan birine şey mi yapsaydım? Koruma mı yapsaydım? Çalışkan çalışkan güçlü atik. Acaba şu güçlü olan Sumi'yi koruma yapmaya mı yönelsem ya? Ya da bugünü idare edelim, tamam mı? Bugünü bir şekilde idare edelim. Gelecek gün gelecek arkadaşları koruma yaparız. Hem bir an önce demirciyi açmak istiyorum. Demircinin açılmasıyla beraber kuvvetle muhtemel zırh yapımına da başlayabileceğim. Kendi guardlarımın üzerine zırh falan da verirsem, gelen yaratık akınlarına karşı babalara gelmezler. Babalara gelmezlerse de ben çok rahat bir şekilde çalışmaya devam edebilirim. Kurtun hırlayışını bekliyorum açıkçası. Evet, geliyorlar. Çiftlikte çalışmayacağım. Saldır. Saldır burada. Bayağı zor oldu var ya. Ya ellerinde mızrak olması sayesinde rahat bir şekilde hallettik elemanları ama kardeş derilerini yüzmeye devam et. Ellerinde mızrak olması sayesinde hallettik de bak gün geçtikçe diyorum ya daha kalabalık saldırıyorlar. Yani iki adam halletti şimdilik ama ilerleyen zamanlarda halledemeyebilirler. Üçüncü bir adam yapsam hiç fena olmaz ya. Hacı derilerini yüzsene. Güzel deri de geliyor aslında, yani bu gelen derilerle deri zırh yapamıyor muyum ben misal, bak 5 tane deri karşılığında bir tane deri zırh verebilirsin bana bence. Kardeş ne bağırıyorsunuz lan? Ne bağırıyorsunuz birader? Üçüncü bir korumayı almaya ihtiyacım var. Bugün bana bir ders oldu. Muhtemelen üçüncü korumayı almamı istiyor benden. Yorgun köylüler yapmaya gitti. Diğerleri odun toparlayacaklar. Ben de yemeği kerileyeceğim. Zaten bir tane çiftçi vermiştim ben. O 5 birim yemek getire getire bizi idare edecektir. Ben de yemek topluyorum zaten geceleri sürekli. Beşer beşer odunla 52 odun yaptık bile. Orman tarafındaki kulübe muhtemelen bizim daha fazla adam almamızı sağlayacaktır ama ben daha fazla adam almaktan ziyade şu an için, çünkü işçi kapasitem tam dolu bile değil. Direkt demirci madenini kurmayı daha mantıklı buluyorum ya. Ama bir saniye. Önce orman tarafına kulübeyi kuralım. Neden derseniz, çünkü adamlar yattıkları yere malzeme taşıyorlar. Yani ben buraya bir kulübe inşa etmezsem madenden gelecek arkadaşlarına böyle eşeğin hörekesine kadar bir yol tepecekler bak. Buradan gelecek, madene gidecek, böyle gelecek. Ama şimdi ne olacak biliyor musun? Demir madenini yaptığımda buradan adam madene gidecek, gelecek, gidecek, gelecek. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadan halledecek bütün işini. Ki zaten yağmur yok, kar yok, çamur yok. Ben gün içerisinde 80 odun toparlayabileceğime inanıyorum. O 80 odun toparlanır aga. 80 odun toparlanır. Hanımefendimiz sağ olsun yemek de üretmekte. Ama farkında mısınız bilmiyorum. Bazen az materyal getiriyorlar. Bekle, inşaattan hemen demir madenini şey yapacağım. Yeni bir işçi daha geliyor. Çok güzel. Lütfen cesur bir savaşçı falan olsana sen ya. Seni savaşçı olarak alalım. Demir madenini inşa etsin. Muhakkak savaşçı alacağım bunu bu arada. Demir madeninde çalış. Sen gir demir madeninde çalış. Çalışkan iyi dinlenmiş. Günlerdir bir şey yememiş. Bir saniye. Çiftçimiz ne? Atik. Oduncumuz ne? Güçlü. Sumi. El arabasını sal Sumi. Sumi bekle. Sumi gel. Sumi koruma ol. Sumi eline pardon. Çalışkan kardeş. Demire geç. Demirci al eline eşya arabasını. Koruma Sumi kardeş, Mırza al eline. Eyvallah.
İnşaattan neler var artık? 10 demir karşılığında çayır ve demirci ocağı. Sen git demir kazmaya devam et. Artık 3 eleman var. Elimden geldiğince bu şeyleri, korumaları güçlü ya da cesurlardan seçmeye çalışıyorum ki kolay kolay dayak yemesinler diye. Bu arada şu an bizim için her şey yolunda gidiyor yani. 48 birim yemek, 65 birim odun. Zaten 3 tane adamım odunda çalışıyor. Çalışkan çalışkan atik. Yemekte çalışan adamlarımın da durumu gayet iyi. Bir tane yemekte çalışan var, atik. Bir tane demir madeninde çalışan var, çalışkan. Çalış kardeş demir madeninde. Öncelikle inşaattan demirci ocağını yapmaya çalışacağım. Ki çayırdan daha önemlidir diye düşünüyorum. Muhtemelen çayır benim yemek ihtiyacımı falan giderecek. Ama demirci ocağı sayesinde zırh falan inşa edebileceğim ki zırh inşa etmek şu aralar benim için daha önemli gibi geliyor. Bu arada odunculardan birini, şu atik olanı demirci olarak kullanalım. Odun zaten bir şekilde kendini halleder. İnşalarda gördüğünüz gibi odun lazım da demir de fazla fazla lazım. Demiri de depolamaya çalışalım gücümüz yettiğince, elimizden geldiğince. Güzel. Gelen kurtları bizim işçiler halletti. 5 tane demirim var bile. Direkt demirci ocağa basmaya çalışacağım. Ve dediğim gibi yani buranın yemek ve odunun buraya işleyip demirin de buraya işlemesi benim işime gelen bir ayrıntı açıkçası. Çünkü düşünsene ta bu demirciden buraya kadar şey taşıyacaklar, malzeme taşıyacaklar el arabasıyla. Ölme şeyim ölme yani. Wow wow wow. Bizimkiler de coşuyor. Neye coşuyorlarsa anasını satayım hiç anlamadım. Yatak darmadağınık bu arada. Darmadağınık yatağımı gördüğünüz için üzgünüm arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Yeni uyandım ve uyanır uyanmaz böyle bilgisayarın başına geçip oyun oynamak istedim. Demircide çalışmaya mı devam etsem, çiftlikte çalışmaya mı devam etsem? Demircide çalışmaya devam edeceğim. Bu arada materyalin üstüne tıkladığınızda böyle isimleri falan yazıyor. Bir şekilde karıştırırsanız ederseniz falan. Üzerine tıklamanız yetecektir sanırım. Ve adamlarımız çalışmaya başladılar. 130 birim odun istiyorum ama yemektekini de geri çekemem. Demir acaba sadece bir kişiye atamam yeter miydi ya? Bilmiyorum. Sanki biraz götümün korkusuna fazla koruma vermişim gibi hissediyorum ama koruma önemli aga yani şimdi. Adamlar köyü savunacak ki sen de rahat rahat işini gücünü yapacaksın. Yemekteki adamı da çekmek istemiyorum şimdi. Yemekteki adamı çekersem elemanları da besleyemeyeceğim doğru düzgün. Odun birazcık az birikecek ama birikir be. Kardeş sen çiftlikte çalışsana ya. Demiri falan sal. Bir bir demir yerine bir bir et bizim için daha iyi olacaktır. Herkesin el arabası var mı? Aynen öyle. Herkesin el arabası var. Çok güzel. Şunlardan birer tane craftlayıp aslında yedekte tutabilirim ama şu an inşaya odaklanmış vaziyetteyim. Çayırdan ziyade dediğim gibi direkt demirci ocağını basacağım. Çünkü demirci ocağıyla muhtemelen zırh yapımına falan başlayacağız ki zırh yapımı bizim için çok çok daha önemli. Zaten odun hakkında endişeleniyorum odun birikmez diye de demir de pek iyi sayılmaz yani demirin de hızlıca biriktiği söylenemez. Demirin birikmesi de nereden baksan zaman alacak. Bu arada bazen 5 değil 4 taşıyorlar bak. Az önceki 2 tane odun taşımış misal. 2 odun ne abi ne yapıyorsun sen? 2 odun nedir ya? Acaba önce çayırı mı yapmalıyım? Ya bilmiyorum açıkçası. Buradan sonrasında pek hakim değilim ben. Ama çayırdan ziyade ooo yeni adamlar geldi çok güzel. Merhaba gezgin. Oo sen cesursun bir tane de dürüst var. Bir saniyenizi rica edeceğim. Bir bekleyin. Şimdi. İşçiler, koruma, hacı. Şu güçlü olanı var ya. Bunun bir işini değiştir. Bunu oduna gönder. Odundaki arkadaşı al. Bekle. Üretim. Aha yıldız kayıyor. El arabası. El arabası. Mızrak, meşale. Şimdi. Aga kaç kişi geldi lan öyle. Şu odundaki arkadaşa bir el arabası ver bakayım. Ondan sonra gezgin, cesur olan arkadaşa
Ver bakayım korumayı. Koruma olarak al eline mızrağı. İnşaat, hayır şu an bir şey inşa etmeyeceğim. Gezgin, dürüst, bir şey yememiş. Şimdi bir saniye, bizim işçiler nerede çalışıyor? Ne kadar adam var? Oduncuda 3, çiftlikte 1, demirde 2, korumada 3. Aga, çiftliğe git. Al eline el arabasını, çiftliğe git. Koruma sayısını 4'e çıkartacağım ama bunu gelecek gün yapacağım. Demir madeninde çalış. Yok istemiyorum ya. Sen normal şeye gir. 3 koruma, 3 oduncu, 2 çiftçi, 2 de demirci. Bence yeterli. Bence yeterli. İnşaattan zaten demir ocağını inşa edeceğim. Aslında demir ocağı için birkaç tane demir madeni kazabilirim ya. 2 tane yemek de iyi olur. İleride nüfusumuz çok artacak. Geleceğe yönelik yatırım gibi düşünün. Yani şimdi fazla çalışsa bile, yani fazla depolasa bile, en azından elimizde depoda bulunsun efendim, öyle değil mi? Korumalar ne alemde? Bak korumalarımız da iyi. 2 tane cesur, 1 tane güçlü korumamız var. Korumalar önemli bu bağlamda. Demircilerin arasında atik ve çalışkan var. Atik ve dürüst var çiftçilerin arasında. Arkadaşlar değişik bir şey geliyor. Hissettim. Hissettim, çok değişik bir şey geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aga boss musun? Hacı çocuklara tek atmazsan sevinirim. Ananın şeyi. Adamlarım ölmesin lütfen. Öldü biri. Bazı köylüler canavar saldırısında öldü. Bu canavar değil ki moruk. Bu başka bir şey. Kraken falan geldi ya. O neymiş daha öyle düşen nesne? Cevherler. Benim bir an önce demirci ocağına basmam lazım. Demirci ocağına basıp adamlara zırh çekmezsem bu adamlar burada cortu çeker hocam. Bu adamlar burada cortu çeker. Bu adamlar burada ölür. Bu adamları burada heder ederler. Heba ederler. Canları yanar. Ah zavallılarım. Zırh yapmam lazım adamlarıma. Zırh zırh. Yalnız var ya, bu çok fena oldu ya. Yani kaçıncı günde geldiler bilmiyorum da gelip güzel zımbaladı abi adam. Güzel zımbaladı. Kardeş demiri 30 yaptık. Siz de odunları getirin artık. Hemen şu demir ocağını yapmaya başlayalım. Korumalardan kim öldü? Cesur olanlardan biri öldü. Adamlar yoğun miktarda demeyeceğim hocam. Hani yapacak bir şey yok. Çiftlikte çalış ya. Ya da salla, demir ocağını inşa et. Demir ocağını inşa et. Şu demir ocağına bir basalım. Ha. Üretim. Demir balta, kazma, yay ve ok, orak. Orağı muhtemelen şeylere vereceğiz işte. Çiftçilere vereceğiz. Balta şeylere, kazma diğerlerine, yay ve ok da bizim şeylere verilecek. Şimdi bir gezgin gelmiş. Gezgin kardeş merhaba. Bilge iyi dinlenmiş. Ulan bilge adam nereye verilir ki? İzci ve savaşçı. Anladım. Savaşçı için kalkan gerekir, izci için ok ve yay gerekir. Madem bilge adam, ok ve yay yapalım o zaman bilge adama. Köylüler yay ile ormanı keşfe çıkabilir. Bilge adam selamun aleyküm. İzci olur musun? Eyvallah. Ne yapacaksın izci olup bilmiyorum ama sana kolay gelsin. Şimdi kazma istiyorum. 2 tane madenlerde çalışacak adamlar için. Nerede demir madencilerim? Burada. Selamun aleyküm. Şu kazmaları alın bakayım. Selamun aleyküm. Kazmaları alın. Hani adam akıllı demir çıkartın. Üretim. Orak, demir balta, el arabası falan filan. 1, 2. Daha fazla balta istiyorum ben. Oduncular selamun aleyküm. Al bakayım baltayı. Kardeş selamun aleyküm. Al bakayım baltayı. Balta ile yolu temizleme. Kötü bir görev mi verdim acaba? Hop.
balta ver. İşçi. Baba. Al bakayım baltayı. Hiçbir izi gelmedi. Aileleri yas mı tutuyor? Baltadaki patika temizlendi. Artık nehre erişilebilir. Ay anasının şeyi. İyice işler boka sarmaya başladı. Fark ettiniz mi? Şimdi oduncularda şey var. Bilge adam diye gittik izi yaptık. Ne bok yemeği izi yaptıysak. Korumalarda mızrak var. Şeylerde demirci var. Üretim. Orak. İki tane de orak yap. Bu orakları da çiftçilere ver. Aileleri yas tutuyor. İzciler geri gelmedi. Anasını satayım yani ben ne yapayım? Kömür madeni iskele nehir tarafında kulübe. Yani iskele falan yapacaksak önce nehir tarafında kulübe yapacağız tabii ki. Kömür madeni şu an için gerekli değil diye düşünüyorum. Çayıra mı raşlayacağız? Ne bok yemeye raşlarsak raşlayalım da seri biraz mokoko oldu gibi. Ben iki tane işçi kaybettim. Kurtlar gelsin. Ne olur kurtlar gelsin abi. Bak kurtlara alışkınım ama geçen sefer ayı gibi adam yolladınız moruk ya. Boss yollamak nedir abi ya? Boss yollamak nedir? Ayıp ya. Yemin ediyorum ayıp ya. Lütfen biri ölmesin. Ölme, ölme, ölme köylü, ölme. Ulan son anda ya. Arkadaş yemin ediyorum oyun abartmış zorluğu ya. Moruk benden ne yapmamı bekliyorsun? Bir an önce zırh mırh yapayım eyvallah da. Ay tövbe estağfurullah ya. Abi bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Diyemiyorum. Oduna biraz daha fazla mı adam versem acaba? Şuna bak ya adamlar öldü ölecek. Gelenleri muhakkak şey yapacağım ya. Bir tane daha gelen olursa. Hacı ver meşale mızrak. İki geleni de iki tane adam gelsin. Gelenlerin ikisini de şey yapacağım. Save almış oyun. Alsın bakayım babaları alsın save ya. Biz öldükten sonra mı? Acaba çiftlikteki birini alıp oduna mı versem ya? Odun ham madde, en baba lazım olan odun, sürekli lazım olan odun. Ama bir tane adam da yemeğe yetmez ki kardeşim ya. Artı 5 yemek, artı 5'er odun. Elinde bir tane mızrakla bebe geliyor. O bizden değil. Üretimde her şey açıldı. İnşa bekleyebilir. Şu an adamıma iş yaptırmıyorum çünkü ne yaptırsam şey yapamayacak ya. Tek gözlü bir avcı gelir. Söyle kardeş. Yabancı kabilesini doyurmak için avlandığını söyler. Kış zor geçmiştir. Ver. Ver 5 tane yemek verdim. Bir gezgin ateşin yanında durur. Atik iyi dinlenmiş birazcık şey yapmış. Adam gülümser ve minnettarlığını sunmak için mızrağını verir. Demir mızrak değilse ilgimi çekmedi. Demir mızrak değil. Püh. Gezgin. Baba şimdi ne yapacağız biliyor musun gezgin kardeş? Bekle. Atik dürüst. Güçlü. Sumi. Korumasın Sumi. Gezgin. Oduncusun moruk. Kardeş el arabasını al. Sumi. Sumi neredesin Sumi? Koruma. Sumi, baltalı koruma mı olur Sumi? Bekle, oduncu gel, al demir baltayı. İnşa nehir tarafına kulübe ya da çayır. Şu çayırı inşa edeceğim muhtemelen de oyun bana bir saniye zaman tanır mısın ya? Bana bir saniye bir zaman tanı. Korumalar, sağ el, tahta mızrak, demir balta, olak, orak. Demir balta daha çok mu iş yapar acaba tahta mızraktan ya? Bence balta daha çok vurur. Ne diyorsunuz? Çayır yapar mısın hacı? Koyun otlakta yemek yer ve deri sağlar. Ay boka harcadık bütün materyalleri.
Deriye ne yapacağız lan? Deriye ne yapacağız abi? Ben deriye ne yapam Allah aşkına? Zırh yapam yok, bir şey yapam yok. Deriye ne yapam ben? Aga aslında bir şey söyleyeyim mi? O kadar aşırı demirci lazım değil la. Yani şimdi o kadar aşırı demirci lazım olmadığı için demirci sayısını 1'e düşürüp diğer adamı oduncuya verebilirim ya. Atik olanı oduncuya vereyim bak. Kanka atik olan sen oduncu ol. Gel buraya. Bir tane kazmamız boşa çıkacak. Fark etmez. Bir tane demir balta öğret bakayım. Abi gel al şuradan. İş değiştirme. Hayır. Al şuradan demir baltayı. Demir zaten o kadar lazım olmayacak. Ana madde şey, yemek biriksin. Yemek önemli. İleride nüfus arttıkça yemek lazım olacak zaten. Birazdan bulabuklar gelir bize saldırır abi. Birazdan bunlar gelir bize saldırır. Birazdan babalara gelme ihtimalimiz var. Fazla hırladınız. Ne getiriyorsunuz buraya? Gene kurt. Kaç taneler? 2, 3. 3 mü? 3'se hallederiz lan. Çabuk hallettik bu görevi. Yalnız birinin canı çok mu az yoksa o kurdun canı mı? Yuhu yey. Yuhu yey de. Tabakhane mi işe yarayacak onu hiç bilmiyorum. İskeleyi de bilmiyorum. Nehir tarafına kulübe kurmazsam nehir tarafından gelecek olan materyaller boka çıkar. İskelenin silahlarla alakalı olduğunu zannetmiyorum. Acaba tabakhanede zırh basılır mı? Zırh basılır mı? Tabakhane ne demek bilmiyorum ki. Ama yapımı için 30 tane demir istiyorsa tabakhane ne gerçekten bilmiyorum. Şu deyimi duydum, tamam mı? Hani tabakhaneye bok mu yetiştireceksin deyimini duydum ama tabakhane ne bilmiyorum. Bir saniye bir internetten yazalım bakalım ya. Tabakhane nedir? Sevgili Google. Ses bilimini keşfedeyim. İstemiyorum. Tabakhane nedir? Tabakhane ile alakalı hiçbir şey yok mu lan? Görsellerden mi aratayım bakayım? Çanak çömlekle alakalı bir şey galiba ya. Aa bilmiyorum. İnanın eğer bilmiyorum. Hamderilerin işlem gördüğü yer. Anladım. Tamam. Tabakhane hamderilerin işlem gördüğü yer olduğuna göre eğer ben tabakhane inşa edersem ne olur? Zırh yapmaya başlayabilirim. Cesur. Aga gel. Çoban mı? Tamam. Deri için çoban lazım ama cesur olan adamı çobana vermem. Cesur olan adam koruma olarak gelir. Tamam mı? Koruma olarak eline mırza veririz. Ondan sonra buradan güçlü olan adamı cesur güçlü. Buradan Sumi zaten iş değiştirmeye alışık. Sumi'yi çoban olarak atarız. Sumi çoban olur. Çoban olarak verebileceğim bir şey yok mu lan Sumi'ye? İnşa tabakhane inşa edeceğiz de bakalım hayırlısı. Şimdi 4 oduncum var. Kanka tabakhane inşa etsene be. 4 oduncu, 2 çiftçi, 1 çoban, 1 demirci, 3 koruma. Tamam. Artık tabakhane sayesinde deri zırh. 5 tane deri lazım. Bunlar ten mi? Tenleri deriye çevirmem lazım o zaman. Tenleri deriye nasıl çevireceğim? Benim tenim var. Deri çanta. Ha bunlar daha fazla materyal taşımasını sağlayacak zannımca. Mesaj mı geldi birinden? Nope. Ulan deri var. Çalışan çobana ne vereceğiz? Eşya taşıma maşıma hiçbir şey veremiyoruz. Çoban burada sanırım şu çoban mı oluyor?
ten getiriyor. Tamam işte o tenleri işlemek istiyorum. O tenleri işlemek için ben başka bir şey mi inşa edeceğim? Derim var kardeş. Ten. Ten ayrı, deri ayrı şey. Moruk bu... Anlamadım ben ya. Çoban ten yapıyor muhtemelen. Bak bir saniye. Sumya abi iş değiştir desem sana. Sepici. He. Elimizde mevcut olan tenleri sen deriye çevirsen abi. Senin eline silah mirah veriliyor mu? Verilmiyor. Sen elimizde mevcut olan şeyleri deriye çevir, tamam mı? Yeni bir köylü gelirse de koyunlardan ten elde etsin. Tenler de deriye çevrilsin. He canım. Tamam. Oradan da demir zırh yapmaya, şey deri zırh yapmaya başlarız ki deri zırh sayesinde elemanları daha rahat tutabiliriz. Hatta babuşlar şöyle yapalım. Bölümü burada sonlandıralım. İzlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun. Sonraki videolarda, sonraki bölümlerde görüşmek üzere. The Bonfire'da 9. güne kadar ilerlemişiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.